konuşan bir insan değilim. Ana dilde ne düşünüyorsunuz diye sormuş bana. Ben de keşke devlet eliyle olabilse bu, ama ben kolay kolay devletin, bu Kürtçenin ana devlet okullarında serbestliğine sıcak bakacağını tahmin etmiyorum. En azından bu benim kendi düşüncem. Sizler de, bir tanesi de Mustafa Bey de demiş ki bana 29 harf yeter demiş. Düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bir de paketin gayrimüslimler tarafı var. Bir de ona göz atalım. Nevşehir Üniversitesi'nin ismini Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak değiştiriyoruz. Bu bir istismar şeyinden öteye bir anlam taşıyor. Demokrasi filanla alakası yok yani. Niye paketin içerisinde o zaman 3. köprü ismini koymadılar? Nevşehir Üniversitesi'nin adının Hacı Bektaş Veli olarak değiştirilmesi, 3. köprüye Yavuz Sultan Selim isminin verilmesi tartışmalarını hatırlattı. Alevi dernekleri paketi hayal kırıklığı olarak değerlendirdi. Ya zaten adam Alevi düşmanı ya. Bakın 11 senedir bir Alevi vatandaş işi almıyor. Sayın Bekir Bozdağ'ın başında bulunduğu bakanlık tarafından bir çalışma yapılıyor. Orada belli bir aşamaya gelindiği zaman o da kamuoyuyla paylaşılır. Bu paketten çıkmadan Aleviler için özel çalışacağız dedi hükümet. Ayrıca ele alınacak Alevi paketinde cem evlerine statü verilmesi, Alevi dedelerine maaş bağlanması gibi başlıkların yer alması bekleniyor. Mor Gabriel, diğer adıyla Beyrul Umur Manastırı arazisi Manastır Vakfı'na iade ediliyor. Mor Gabriel Manastırı Süryani azınlığa iade edildi. Paketin azınlıkları ilgilendiren en somut adımlarından biri bu oldu. Arazinin Süryani Vakfı'na verilmesiyle uluslararası mahkemelerde görülen iade davası da kapanmış olacak. Roman Dil ve Kültür Enstitüsü kuruyoruz. Bir ilimiz üniversitesi bünyesinde Roman Enstitüsü kuracağız. Mor Gabriel'le aralanan kapıdan ruhban okulu giremedi. Rum Ortodoks Kilisesi Başbakan'a kendi vatandaşlarına insani ve dini haklarını versin ricasını sosyal medya üzerinden iletti. Ruhban okulu yine prangalı kaldı. Yorumu yapıldı. Bakın beni ne şaşırtırdı biliyor musunuz? Beni mesela cem evlerine yasal düzenlemenin statünün verilmesi, yani ibadethane olarak kabul edildi veya edilecek diye bir cümlenin başbakanın ağzından kurulması veya Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaldırıyoruz Diyanet İşleri Başkanlığı'nı diye bir cesurca bir cümlenin kurulabilmesi veya cem evlerine işte o statüyü vermediniz mi, yasal statüyü tanımadınız mı, en azından imar planında bir izin. O cümle bile Alevi kesim için çok önemli olabilirdi. Yine o kullanamadığımız Kürt kelimesi için, yani lehçe veya dil dediğimiz o yer, o kelimeler yerine Kürtçe gibi bir kelimeyi ifade edebilmeliydik. Bir de beni ne şaşırttı. ensonhaber.com